Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Backpack Battle'a devam ediyoruz. Anket yapmıştım. Ankette hangi build'i yapayım diye sormuştum size ve Great Sword çıktı. Bu sebeple Great Sword build'ini yaparken Reaper sınıfıyla oynayacağız ve New Ranked Game diyerek oyuna başlayalım. Aynı zamanda anlatmaya devam edelim. Şimdi Great Sword arkadaşlar Empower'la çok güzel çalışan bir eşya. O yüzden Empower'ı havuçlarla kasabilirim. Dolayısıyla bir sürü food eşyası alacağım. Oyun başında food eşyalarını toplayacağım için tava bizim için çok yaralı olacaktır ve tava direkt geldi dükkana. Bu yüzden şanslıyız. Şöyle koyalım tavaya buraya. Tavanın yanına bir sürü food eşyası alacağım. Hem tavayı güçlendireceğiz. Garit sword geldiğinde de tavayla garit sword'un yerini değiştirip harika bir build elde edeceğiz. Şöyle saksıyı da alalım. Bize can versin. Roll atalım bakalım ne geliyor. Bir tane de domuz geldi. Bu domuzu da alalım. İki tane tava alsam. iki tane tava almayalım ya. Gerek yok. Devam edelim. Girelim tura. Şimdi hem bıçağım hem de tavam olduğu için stamina sorunu yaşayabilirim. Ama önemli olan düşmana vurmak tabi düşmanın goberti olduğu için arkadaşlar düşman çatır çatır can yenileyecek bu savaşı kaybedeceğiz gibi gözüküyor. Evet ilk savaşı kaybettik ne yazık ki ben bunu satmak istiyorum çünkü samya sorunu yaşıyoruz Samia sorunu yaşamayalım. Ee, bir tane sarımsak alalım sarımsak bize zırh versin sürekli olarak ondan sonra gelelim bakalım burada ne var. Evet bir tane fenipek geldi fenipek de güzel bir eşya fenipeki seviyoruz fenipeki şuraya şöyle koyalım. Tamam. Tavayı etkinleştirdi sarımsak. Bir tane muz geldi. Bu muzu alıp da şuraya koyarsam. Evet. Tavanın gene gücü arttı. indirimde bunu alalım. Ve bir tane daha sarımsak alalım. Şu an tavamızın gücü 3 yıldız. Yani artı 3 demeyi arttı. Hadi bakalım girelim savaşı. Bence güzel şeyler olacaktır. Ayrıca iki tane de saksı aldık. Can yenilememiz de iyi olacak. Rakibimiz meşale ile başlamış. Meşale yeni güncelleme ile gelen bir eşya ve ejderha ile birlikte çok güzel boyutları var arkadaşlar. Bu yine gelen güncellemeleri ben sizlere göstermek istiyorum ama zamanla videoları hızlı hızlı atmadığım için aradan biraz zaman geçecek ama meşale bültleri ejderha illerin hepsini sizlere göstereceğim. Bir tane daha sarımsak geldi. Alıyoruz arkadaşlar. Ne kadar food eşyası o kadar güç demektir bizim için. Şuraya koyalım. Tamam. Bir tane rol atsam mı? Paramız yetmeyebilir hiçbir yere. Evet, bir tane daha domuz geldi ve bir tane daha sarımsak geldim İlk önce domuzu alalım domuz bize para verecek. Şu sarımsağı kilitleyelim devam edelim. Rakibimiz Gobert'le başlamış ve bize zehir vuracak. Ama zehir hasarları birikmeden önce sanırım ben bu rakibi yenirim. Ama Gobert can basacak ya. Gobert'in bastığı can sıkıntı olabilir diyecektim. Gobert can basamadan arkadaşlar gitti. Şimdi şuradan bir tane daha çanta alıp sarımsağı koysam mı diye bakıyorum. Sarımsaklar ucuz ya. Sarımsaklara verdim paraya acımıyorum arkadaşlar. Gerçekten sarımsakların bu kadar ucuz olması bizim için iyi. İyi denecek bir şey. Ve şuraya bir tane daha muz koyarsam bence çok güzel olur ve şu indirimdeki saksıyı da alacağım. İndirimde olan hiçbir şeyi kaçırmak istemiyorum. Rakibimiz iki hançer, iki kılıçla başladı. Gayet güçlü olabilir bir de zırp bastı direkt. Bu kadar fazla zırp basması iyi mi bilmiyorum. Ben sarımsaklardan bir sürü zırh alıyorum. O yüzden savaşı dengeledim şu anda. Güzel. Kazanacağız gibi. Can yenilmem diye. Harika. Rakibe karşı güzel bir galibiyet aldık. Bir tane iksir. Bu iksiri alıyoruz. Şunu da alıyoruz. Stamina çantası geldi. Şimdi şu iksirle şu saksıyı birleştirelim. Bir kere bu iksiri yükselsin. Buradan alınacak başka bir şey kalmadı. Devam edelim. E, şu an hiç havuç gelmemiş arkadaşlar. Sorunumuz o. Rakibimizde bakın havuç var. Havuç empower veriyor. Yonca başına. Yani 5 tane yonca varsa empower alma şansımız yükseliyor hem yoncaya hem de havuca daha fazla ihtiyacımız var şu noktada. Bakalım rakiple aramızdaki durum ne? Rakip Gobert ile birlikte kendine sürekli can basıyor. Burada yakalar gibi olduk ama can basacak son anda basamadı ve gene kazandık. Evet bir tane havuç geldi. Dileğimiz yerine geldi arkadaşlar. Güzel. Şimdi ben bu havucu şuraya mı koysam? Şuraya mı koysam? Bakıyorum. Bu havucu bir yere girecek. Öncelikle rol atalım. Bakalım İksiri çantası geldi. Şunu şuraya koyalım. Ha, havucu şuraya koyabilirim ben o zaman. Havucu böyle koyarsak. Evet, bu şekilde olsun. Muzu alsam mı? Şimdi bir tane sarımsak yerine bir muz daha alayım. Çünkü ileride sarımsak değil de muzla ihtiyacımız olacak bizim arkadaşlar. Şu an 4 tane sarımsak fazla. Bir tane sarımsağı gönderelim, bir tane daha muz alalım. Şuraya koyalım bakalım. Güzel. Evet şuraya bir tane daha eşya koyabilirmişim aslında. Sarımsağı satmasam şuraya koysam tavanın gücü yükselirmiş ya. Bunu göremedik ama dur muzu koyabilirim ki ben buraya. Ben muzu buraya koyarsam evet şu anda tavamızın kaç yıldızı 7 yıldızı da etkinleşti. Harika harika bu şekilde girelim savaşa. Şu an istediğim şey daha fazla havuç ve daha fazla yonca. Bakalım gelir mi? Rakip de bizimle aynı buildi yapıyor. Şu anda aynı kafadayız. Benim ekstra olarak bir tane e, iksirim var. Bakalım ne fark yaratacağız. Bir de benim daha fazla sarımsağım var. Hazır alıyorum. Lanet hasarı vurmaya başladı. Başa baş gidiyor bir mücadele. İksiri kullandım. Evet, evet yendim başa baş bir mücadelede rakibe karşı galip gelmeyi başardık. Bir tane daha geldi arkadaşlar Fenipek. Fenipekleri kaçırmıyoruz. Hemen alalım. Bakalım ne geliyor? Evet, Great Sword'umuz geldi. Şu an bu tur Great Sword'u alamıyorum. Alabiliyor muyum? Şimdi ben bu Great Sword'u şu an alsam, eee round'u kaybedebilirim. Yani tavayı satacağım, bunu alacağım. Ama bu round'u kazanalım arkadaşlar. Evet, bu round'u kazanalım. Bu round'u kazanmaya çalışalım. Evet, tavanın bütün yıldızlarını gene etkinleştirdim. Bu şekilde dizdim. İki tane finipekten pekten etkilenecek şekilde ayarladım tavayı. Bu grid sword'u kilitliyorum. Diğer tur grid sword'u alıp artık oyunumuza build'imize başlayacağız. Umarım istediğimizi yapabiliriz. Şöyle rakibimizi vuralım. Zır alarak başlıyoruz gene. Rakibimiz meşale ile bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu meşaleye bakalım. Stamina harcaması çok düşükmüş. Yani iki tane kılıçla birlikte kullanılabilir. Rakibimizde dikenli kalkan var. Ben vurdukça hasar bana geri dönüyor. Evet kaybettik. Yani bu turu kazanalım diye Great Sword'u almadık ama gene de kaybettik. Olsun, yapacak bir şey yok. Life Binder'ı alıyoruz arkadaşlar burada kesinlikle çünkü bir sürü food eşyamız var. Eğer ben bunu güzel bir yere koyarsam can yenilemem çok yüksek olacak. E, Great Sword'umuzu da alıyoruz. Bir tane daha iksir çantası geldi. Bizim için çok önemli bir eşya iksir çantası her zaman. Bir tane de ananas geldi. Alacağım. Rol atacağım bakalım ne geliyor. Yonca geldi şimdi de. Yonca bizim için daha önemli ananasdan arkadaşlar. Ananas elması satıyorum. Şu yoncayı alıyorum ve bunu alıyorum. Tamam şu anda çantayı baştan dizmem gerekiyor. Her şeyi ayarlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet dizdim arkadaşlar. Bakın grid sword'un yanındaki eşyalarına pek önem yok. Sadece olduğu yerler önemli. İki tane feni peki değecek şekilde grid sword'u verdim. %20 daha hızlı etkin olacak. Onun dışında bir de bizim ranger çantamızın içinde. Ve yoncalarla birlikte kritik vurma hasarı olacak. Ve havucun etrafına meyveleri, food'ları dizmeye çalıştım. Çünkü havucumuz bizim empower vereceği için önemli ama şöyle bir sıkıntı var. Yoncamız 5 olmadıkça empower veremiyor. Dolayısıyla bizim daha fazla yonca dizmemiz gerekiyor oraya da en kısa zamanda onu da yapacağız. Savaşa girelim bakalım ne olacak? Şimdi great Sword'umuz çok yavaş vurdu. Yavaş vurduğu için birazcık bekliyoruz ama vurduğu zaman da çok iyi vuruyor arkadaşlar rakibe demecileri çok güzel vuruyorum. Gözünüzden kaçtı mı bilmiyorum. Grid Sport'ta ilk demecimiz gördüğünüz gibi 80'di. Yani kritik şansımız 10 olmasına rağmen o kritik şansım tuttu ve damage vurdum. 80 damage zaten rakibim yamuldu diyebiliriz. Güzel. Bakalım buradan ne geliyor. Domuzumuz birleşti. Daha fazla yerimiz oldu. Bir tane daha fenipek geldi arkadaşlar. Bir tane daha fenipeki şuraya koyuyorum. Şu binder eşyamın çevresine de butları dizdiğim için bakın kaç tane 6 tane yıldızı etkin ve bizim canımızı sürekli sürekli yenileyecek. Şuraya da bir tane koyabilirim şu anda. Yeni geldi. Muzu alabilirim. Ve bizim kristalimiz gelmiş. Bu kristal de bizim için önemli bir eşya. Bakın rakibimizin canı %30'un altına düştüğünde silahımız %50 daha fazla damage kazanıyor. Bizim damage'imiz zaten çok yüksek. Bununla beraber çok daha yüksek olacak. Great Sword'un ayrıyeten bu özelliği var. 4 tane silah soketi var. Gem soketi var. O yüzden buralara 4 tane gem koyabilirim. Çok önemli olacak bizim için. Güzel. Bunu da koyduk buraya. Bir tane daha muz alıp ben şuraya koymak istiyorum. Harika oldu arkadaşlar. Rol atalım bakalım ne geliyor? Eldiven geldi. Bu eldiveni alsam mı ya? Bu eldiveni bence almalıyım. Grey Sword'u daha hızlı etkinleştirmeme yarayacak ama. Neyse girelim bakalım savaşa. Para yok. Evet rakibimiz kocaman bir zırhla başladı. Ve ben onun canını direkt indirdim. 47 vurdum. Bir tane daha 47 vurdum. Grid Sword'umuz yavaş yavaş vuruyor. 41 vuruyor ama kritik vuramıyor. Kritik şansım %10 şu an. Bakalım ne olacak? Azıcık daha kritik vursun. 41. Diğer iki vuruşumda düşmanı yeneceğim. Aynen. 124 vurdum ve düşmanı alt ettim. Şu an bakalım kaç vurmuşum? Sadece bir tane kılıçla, bir tane grid sword'la 349 vurmuşum. Rakibim yani bir sürü silah var. O kadar vuramamış. Güzel. Güzel arkadaşlar. Evet. Ebabil kuşu geldi ve indirimde geldi. İndirimdeki ebabil kuşunu kaçırmıyoruz. Hemen şunu alalım. Nasıl bir yere koysak? Yani ebabi kuşunu şöyle bir yere koymam gerekiyor. Tam şuraya bakın. Bütün eşyalarımı hızlandırıyor. Tam şuraya koyalım ebabi kuşumu. Bütün eşyalarımı hızlandırıyor ve grid sportuma da gidiyor. Harika ve bir tane kritik vurmamı sağlayan eşya daha geldi. Bakın ben çanta sayesinde her yonca başına %5 kritik vuruyordum zaten. E bununla beraber aynı oranı gene attırıyorum. %20 kritik şansım olacak. Bunu da buraya koyalım. Grid sportum etkilensin. Savaşa girelim. Artık bu yavaş yavaş oturmaya başladı. Bakın rakibimizin 3 tane silahı var. Bir benim vuruşuma bakın, bir onun vuruşuna bakın. Benim canım bayağı bir indirdi şu an. 42 vurdum ama korkmuyoruz arkadaşlar. 45 hadi bir tane kritik mırtık bir şey var kurtar beni 84 işte bu bakalım kritik vuruş şansımız yüzde 20 bu kritik vuruş şansını yüzde 40'a 50'ye kadar çıkarırsam tabii bunun için daha fazla yonca bulmam lazım ama yonca gelmiyor şanssızım eğer onu yüzde 50'lere çıkarırsam çok güçlü olacağız muhteşem güçlü olacağız arkadaşlar bir tane daha gem alayım mı ya bunların ikisi beraber işe yarıyor mu arkadaşlar bilmiyorum ama yararsa gene çok güçlü olurum bir tane daha şu gemi alalım şuraya koyalım rol atalım bakalım ne geliyor fenipek gel geldi. Kaçırmıyoruz. Fenepeki kaçırmıyoruz. Flüt de geldi. Şimdi flütü nereye koysak? Flüt şu anda sadece şu noktalarda benim için çok işime yarar. Ama flüt bize yonca veriyor arkadaşlar. O yüzden flüt önemli. Hmm, nasıl yapacağız? Fenepeki kilitli flütü alsam mı? Ama bu durumda flütü koyacak bir yer de oluşturmamız gerekiyor. Arkadaşlar şöyle flütü alıyorum. Şu domuzu satıyorum. Fenepeki de alıyorum. Stamiye çantasını dik olarak koyuyorum. Flütü buraya koyuyorum. Flüt bize yonca vereceği için flüt önemli. Evet 4 tane finipekten etkilenecek şekilde ayarladım. Great Sword'umu geri kalan her şeyi tekrar yerli yerine koyuyorum. Tamam bunlar bozulmadı değil mi? Evet bunlar bozulmadı. Şunu da şuraya koyalım savaşa girelim. Şimdi 5 yoncanın üzerine çıkarsam havuçların verdiği empowerlar bizim için önemli olacak. Rakibimiz bütün çantayı doldurmuş. Deli dehşet bir şekilde çıktı karşımıza. Bakalım bana dayanabilecek mi? 44 vurdum. Canımı indiremiyor şu anda. 50 vurdum. Güzel. Canımı neden indiremiyor? Bu kadar eşyası var. Anlamadım valla. 44 vurdum. 82 vurdum. Kritiksiz 82 vurdum arkadaşlar. sonlarda çünkü bu kristaller sayesinde demeyeceğim 80 yüze kadar çoğaldı. Rakibimizin canı azaldığı için. Ama yani kritik vuramıyorum hala. Bu yönden birazcık mahcubiyetim var size karşı. Evet Aladdin'in sihirli lambası geldi. Bu sihirli lamba da bize yonca veriyor. Her 2 saniyede bir. O yüzden sihirli lambayı da alıyoruz lambaya lambayı silaha etkisini silaha verecek şekilde vermemiz gerekiyor. Buradan başka bir şey almaya gerek var mı? Bunu da alalım. Bu şekilde bir savaşa daha girelim arkadaşlar. Rakibimizin bir sürü iksiri var. Bakalım bu kadar iksir onu hayatta tutabilecek mi? Başladık vurmaya. 50 vurdum. Gayet iyi. Bir tane empowerum var sadece. 92. Bir tane daha vuralım. 100. Bakın durdurmak istiyorum. Demecimiz yükseldi mi yükselmedi. Demecimiz hala yükselmedi. Bir tane daha vurduk. Bakın şu anda demecimizin yükselmesi lazım. 86 106'ya kadar çıkmış. Burada vurduğumuz zaman rakibin içinden geçeceğiz diyecektim. Zaten öldü rakip. Güzel kolay bir şekilde kazandık bu sıralamayı. 3 tane canımız kaldı. 4 canımız olacak. Hayatta kalma moduna giriyoruz. Artık hani burada çok yüksek damage'leri vurduğumu size göstermek istiyorum. Bir tane daha Great Sword geldi. Yapma şeytan benim aklıma girme. Eğer bunu alırsam çok daha güçlü olurum ama stamina sorunu yaşayabilirim. O yüzden riske girmek istemiyorum arkadaşlar. Devam devam bakalım ne geliyor. Bir tane daha Aladdin'in sihirli lambası geldi ya. 11 para yani bunu nereye koyabilirim ki? Bunu alamam arkadaşlar. Eldiveni alsam eldiveni de alamam. Yonca falan ver bize ya. Aha ebabil kuşu geldi. Bir tane daha ebabil kuşu geldi. Onu da şuraya koysam var ya. Ben ebabil kuşunu almak istiyorum. Ebabil kuşunu nasıl alacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Sarımsaklardan birini satıyorum. Ebabil kuşunu alıyorum. Şuraya koyalım. Şöyle yapalım. Tamam bu şekilde. Evet iki tane ebabil kuşumuzun olması bizi güçlü yapacaktır. İnanıyorum. İnancım yerinde, eşyalarım daha hızlı etkileşime geçiyor. Daha fazla yonca kazanırsam iyi oluyor. Bir de şu muzlardan birini müzik sil ile birleştirirsem, güç ile birleştirirsem daha güzel olacak. Empower kazanacaktık arkadaşlar. 78 vurarak başladık, 100 vurduk. Harika. Bir güzel hasar daha verelim lütfen. Kritik şansımız kaç? %100. Şu an kritik şansımız %100. 10 tane yoncam var çünkü. 10 tane yoncam var. Empower kazanma şansımız var. Şurada yavaşlatmak istiyorum. Kaç vuracak? Kılıcım 96 vurdu. Çok yüksek vuramadım. Şu anki vuruşum çok yüksek olacak arkadaşlar bakın. Çünkü demeyicim 84-104 oldu. Kritik vuruş şansım gene %100. Rakibimizin canı gitmezse eğer şu dikenlerden hasar yemezse çok iyi bir hasar vuracağım. Merakla bekliyorum. Merakla bekliyorum. Greatsword vuracak tam şu anda. 198 vurdu. Mükemmel. 198 vurarak harika bir şekilde tağnadık savaşı. 513 hasar vurmuş toplamda. Yani bu hayatta kalma aşamalarında ne oluyor? Gene mi kuşu? Bir tane daha Ebabil kuşu geldi. Yani ben bunu da alırsam eğer e, almalıyım ama almak zorundayım. Mesela şu muzu çıkarsak, şuraya koysak şu Ebabil kuşunu, flütü de etkiliyor, diğer Ebabil kuşunu da etkiliyor. Her şeyi birbirlerini etkiliyor şu anda. Hmm, şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya koyalım. Muzları şuraya koyalım. Tamam. Evet havucumuz güzel oldu. Güzel. Şuradan buraya. Tamam. Güzel oldu. Bir tane daha yonca. Bir yoncayı da şuraya koyalım. Ebe abi kuşları bunu da etkilesin. Harika. Yonca dediğime bakmayın. Bunu Börtlen yonca veriyor ya. O yüzden. Abi bir tane yonca geldi. Şansa bak. Bir yoncayı buradan alalım. Bir tane iksir geldi. Bu iksiri de şuraya koyalım. Can iksirimiz olsun. Paramız sıfırlandı. E girelim bu savaşa da. Şu an yenilmez bir güç olarak duruyoruz burada. Dediğim anda rakip ejderhalarla Wilt yapmış. Torçları birleştirmiş. Çok güçlü olacaktır ama bakalım biz vurabilecek miyiz? 92 vurduk durun. Durun bir anda yine kritik vurmaya başladık. Bu hasarımız kritik vuracak ama bakalım vurabilecek mi? Evet 196 vurduk gene Rakibimiz savaşı ne kadar hızlı başladı gördünüz mü arkadaşlar? Ama gene de savaşı kazanabiliyoruz. Çünkü Greatsword'um çok hızlı çalışıyor. 12 saniyede bitti savaş. Güzel. Evet bir tane daha great Greatsword geldi. Beni al diyor. Beni al düşmanların içinden geç diyor adeta. Ama ne yazık ki. Ne yazık ki alamam. Ne yazık ki. Şu iksilleri şuraya koyalım. Bir tane muzum dışarıda kaldı ya. Evet başka bir şey buradan alamam. Bakalım ne geliyor. Bir tane daha geldi. Kristalden bir tane daha geldi. E bunu da takalım. Yani rakibimizin canı %30'un altına düştüğünde kılıcım inanılmaz derecede yüksek hasarlar kazanacak şu an. Bir tane daha. Kritik vurma şansı geldi. E bunu da alalım ve bir yonca daha buraya koyalım. Güzel arkadaşlar çok iyi ilerliyorum. Bu ultim gerçekten göz kamaştırıyor. Evet başladık savaşa. Rakibimizin gobert'i var. Asası masası var. 80 vurarak başladım. Kritik vuruş şansım şu an %75. 0 vurdum. Damage'imi engelledi. 94 92 84. Şu anda rakibimizin canı %30'un altına düştü. Damage'imize bakıyoruz. 108-133 arasında bir hasar vuracağız. Saniyede 52 damage vurabiliyoruz. Ve kritik şansımız %100 olduğu için şu anda vuracağım damage'i çok merak ediyorum. 260 vurduk. İnanılmaz değil mi? 260 damage. Kılıcım şu anda tek başına... 610 vurdu ve bir tane hasarı misledi, ıskaladı. Ona rağmen flüt, flütü alabilirim daha fazla yonca için ama flütün nereye sıkıştıracağız ki? Yonca'yı da şuraya koyalım. Evet şu an iki flütün de 4 tane yıldızı var. Daha fazla olmasını isterdim ama olmuyor. Neyse bunlar bize yonca verecek o yüzden önemli sadece yoksa fazla önemsemiyorum. Buradan ne geliyor bize? Bir tane iksir geldi. Sonunda muz iksiri Geldi sonunda yani şükürler olsun. Evet bu şekilde gireceğim savaşa. Hadi bakalım. Rakibimizin kaç tane silahı var? 1 2 3 4 5 6 tane silahı var. Sen ne yapmışsın böyle? 76 vurarak başladık. 96 vurarak da başladık. 92 92 demecimiz gene 103 128 arasında. Vur bir kritik 238 vurarak harika bir şekilde turu geçtik. Şu an 2 round kaldı. Bir yonca daha geldi. Yonca sayımı şu anda. Bu domuzdan iki tane geliyor. 3, 4. Güzel. Flütler de bize yonca veriyor. Şunlar da yonca veriyor. Güzel güzel güzel. Bir tane daha birdlen alalım. Ne geldi? İşimize yarayacak şeyler gelmedi. Atalım bir tane daha. Havuç. Vallahi havuç alırım arkadaşlar. Havuç yani çok geç geldi. Bakın. Aç tur boyunca sadece bir tane havuç alabildim. Bu havucu şu an almak biraz garip yani bu zamana kadar gelmemiş olması da garip ama geldi. Aladdin'in sihirli lambası. Dur bakalım işler değişir burada arkadaşlar. Bu Aladdin'in sihirli lambasını alabilirim. Nasıl alabilirim? Şu şekilde. Aladdin'in sihirli lambasını şuraya koyarsam. Neyse muzu bir yere koymayalım. Muz iksirini diğer tur alacağım. Kilitledim. Savaşa giriyorum arkadaşlar. Reaper sınıfından birisi geldi. Vampirlikleri var. Korkmuyoruz. Van Oha. Bu nasıl vuruyor bana? 102 dayanamadık dayanamadık rakip bizim içimizden geçti arkadaşlar bu nasıl bir buydu böyle bana ne vurdu bu kadar hmm, çok hızlı vurmuş gerçekten yani garisi vurdum hiçbir şey vuramadan geberdik gittik arkadaşlar ilginç yenilmek istemiyordum ama yenildik yapacak bir şey yok bazen böyle şeyler yaşayabiliyoruz tabii ki şu müzik iksirini şuradan birleştirelim bu son tur mu bu son tur zaten ya bunu bir yere koyamıyorsam almamıza gerek yok at gitsin Şuradan güzel bir şeyler gelsin. Hadi gelmedi. Evet bir tane daha kritik vurma şansımız arttıran eşya geldi. Bunu da alalım. Gem gelsin ya bir tane. Geldi mi gem gelmedi. Havuç geldi. Havucu alsam bir yere koyar mıyım? Havucu koymam için hiçbir yer yok. Boşlukta yer yok. Neyse arkadaşlar savaşa giriyorum. Elimizden geleni yapalım. Rakibimiz kart build yapmış. Bir saniye. <laughs> Korktum şu an. Benim kart build'imde hiçbir şekilde kılıç yoktu. Ona rağmen kart build'im çok güçlüydü. Rakibimiz ariyetten bir sürü kılıç dizmiş buraya. Ve vampirliği var. Bilmiyorum nasıl bir şey yapacak. Şöyle savaşı yavaşta başlatmak istiyorum. Great Sword'un bir tane vurdu 96. Bir de bu son savaş. Öyle düşünün arkadaşlar. Yani son savaşa kadar gelmiş bu adam. Muhtemelen çok güçlü birisi. 86 vurdum. Damage'imiz hala 41-51 yükselmemiş. Bir hasar daha vuracak şu anda. 150 vurdum. Rakibimiz de bize güzel vuruyor. Canlarımız neredeyse aynı. Bir kere daha 140 vurdum. Demecimiz 68-78 oldu. 154 vurdum. 70-80 oldu demecimiz. Rakibimiz de öne geçiyor. 162. Rakibimiz sürekli can yeniliyor ya. Bir kere daha vuralım. Hadi 146 ama. Yani daha yüksek bir kritik vursaydım belki bu savaşı da kazanırdık. Çok iyi olurdu. Bakalım 934 vurmuş. Bir saniye. Kılıcım 934 vurmasına rağmen bu rakibi yenemedik. Vampirliği var. Bizden sürekli can çekti. Yani bundan hepsi vampirik bir eşya. Ve bizden sürekli can çekerek rakip kazandı oyunu. 350 canı var. Ben 950 vurmuşum neredeyse 3 katı. Ona rağmen rakibi yenemedik. Ve vurdukları demeyece baktığımız zaman 126, 125 hani o kadar yüksek hasarlar da vermemiş bize. Önemli olan rakibin can çekmesi. Sadece şu vampirikle rakibim şu an beni dojladı. Gerçekten beni yendi şu an. Her ne olursa olsun hayatta kalma bölümünü de Great Sword'da bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Çok yüksek hasallar verdik. Çok iyi oynadık. Çok güçlü bir boyutta. Beğendiyseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. İstek boyutlarınız varsa, önerdiğiniz boyutlar varsa yorumda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.